Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün dışarıda çekmeye karar verdik videomuzu. Nantes'in çok güzel bir yerindeyiz. Arkamızda su sesi. Bakalım bugün bizde nelerden bahsedeceksiniz. Hoş geldiniz Fatih ve Kibar. Hoş bulduk. Fatih'le daha önce zaten bir sürü video çektik. Fakat senin ilk videon. Evet. Nasıl hissediyorsun? Heyecanlı, çok az. Hiç heyecanlı olmaya gerek yok çünkü bildiklerimizden bahsedeceğiz. Aynen. Onların okul sürecinden bahsediyoruz biraz. Sınıftaki ilk heyecanınız, gördüğünüz dersler, adaptasyon, diğer arkadaşlarla olan ilişkileriniz. Yani daha dil okuluna geldikten sonra, yani bir dil okulundasınız şu anda. Doğru. Onunla ilgili arkadaşlara çoğuna nasıl olacağını, yani ilk geldikleri zaman da nasıl bir şeyler beklediğini anlatacağız bugün. Hangi okuldaydınız siz? Biz Kibar ablayla sınıf arkadaşıyız. Nantes Üniversitesi'ndeyiz zaten, biliyorsun. Dil okulundayız ikimiz de. Oradan tanışıyoruz. Sağ olsun bana her konuda çok yardımcı oluyor. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani sağ olsun çok yardımcı oluyor. Onun dışında zaten Kibar abla, sen anlat istersen. Nasıl sence, bir yorumunu alalım. Öncelikle... Gözlüğün çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Işığa bakamıyorum çünkü gözlerim yaşarıyor, o yüzden. Fatih, önce bu güzel sözlerin için, dileklerin için teşekkür ederim. Okula, Nantes Üniversitesi'nde dil eğitime gidiyoruz Fatih'in söylediği gibi. Şimdi ilk geldiğinde insanlar, Fatih de biraz o süreci yaşadı. İnsanların kültürleri birbirinden çok farklı. Çünkü dünyanın her yerinden çok farklı insanlar geliyor. Ve tamamen zıt kutuplar gibi bizim kültürel farklılıklarımız. Biraz... Mesela en zıt kutup hangisi? Mesela bize çok normal olan bir davranış onlara göre çok anormal olabiliyor. Yani bir Çinli'ye göre, bir Koreli'ye göre ya da onların yaptığı çok normal bir şey bize anormal olabiliyor. Bunu zamanla onları biraz tanıdıkça, konuştukça anlayabiliyorsun. Bazen aslında dilde en güzel şey, bir üniversiteye gittiğinde aynı dili konuştuğunda az çok insanları çözebiliyorsun. Ama dil eğitimindeki en güzel farklılık, konuşmadan vücut diliyle anlaşabilmek çok güzel bir duygu aslında. Gerçekten. Yani, nasıl anlaşıyorsunuz? Yani mesela onun mimikleriyle, hareketleriyle, eliyle, tavırlarıyla ne demek istediğini anlayabiliyorsun. Bazen de mesela onun bir gülüşünü sen başka bir yöne çekebiliyorsun. O başka bir anlam katabiliyor. Aslında böyle çok güzel anılar biriktiriyorsun. Nasıl mesela? Kahve içmeye gitmek istedin ya da mesela yemek yemek istedin. Ha? Acıktın yani. Nasıl anlatıyorsun? Mesela ben bir kahve içelim mi diyorum, o bardak mı diyor. Aa, nereye falan diyor. Gülmeye başlıyorsun ama sonra ortak bir noktada buluşabiliyorsun. Mesela böyle diyebiliyorsun. Aa, böyle içebilir miyiz falan gibisinden. Hani ortaya çok güzel bir sonuç çıkabiliyor. Hikayeniz var mı böyle? Bizim ortak olarak hikayemiz var mı abla seninle? Gerçi sen bir şöyle bir hikayemiz var. Okulun kantininde yemek yiyecektik. Sen bu sempatikliğinle birkaç kişiyle anlaşmış, bayağı konuşmuşsun. Hatta sen bayağı hoşuna gitmişlerdi. Biraz Fransızca anlıyorum. Hani biraz değil, üstünde anlıyorum ama konuşmakta daha kötü. Fatih'le o yönden bazen anlaşamıyorduk derste. Yani ona göre kültürler çok farklı olduğu için ve anlamadığı için ona göre herkes ya çok kötü ya çok iyi. Ortası yok. Fatih için. Ya siyah ya beyaz. Yani, evet, evet, aynen öyle. Ortası yok. Öyle bir anımız tam olarak hatırlamıyorum. Sırada hatırlıyor musun? Biz yemek alacaktık. Önümüzdeki Maroklu muydu? Evet. Tamam, yine Türkçe konuştuğumuzu fark ettiği için evet, bize sordu. Evet, Fatih'le kafeteryada, evet, kafeteryada yemek yemeye gitmiştik Fatih'le. Bir arkadaş önünde master yapan bir kız. İngilizce master yapıyor ama Fransızca çok az biliyordu o da. Tabii. Biz Türkçe konuşunca merakla, Türk müsünüz? Türk arkadaşım var dedi. Biz de şey dedik hemen, tabii ben de hatırladım. Egzersiz yapmak için konuşabilir miyiz? Telefon numaranı alabilir miyim dedim. Tabii ki dedi. Öyle bir arkadaş olduk. Fatih de ikimiz güldük. Öyle bu arada, bir anımız var. Bunu nasıl açıkladın aynen ya? Çok... Yok, Kibar abla onu söyleyebiliyorum. Güzel, anlatabiliyor bayağı. Bence hatta şöyle bir şey var. Bizim sınıftaki uluslararası bütün insanlarla anlaşabilen tek insan zaten Kibar abla. Evet, yani hocanın deyimi çok ben konuşmayı çok seviyorum. Onu biliyoruz. Ama burada çok iyi konuşamadığım için enerjimi onları anlayabilmeye harcadım sınıfta. Yani çok güzel bir şey ortaya çıkabiliyor. Sınıfça Fatih'i de seviyorlar, beni peki de. Bence Kibar abla tek. Çünkü 11-12 kişiyiz abla. Sen Gürcistanlı'yla da çok iyi konuşuyorsun. Sen Çinli'yle de iyi konuşuyorsun. Anlaşabiliyorum, konuşuyorum değil mi? Yani konuşuyorsun derken yani anlaşabiliyorsun. Onlarla o frekansı yakalayabiliyorsun. Yani ben senin yanında baya baya sönük kalıyorum. Bu senin zaten sempatikliğinden olsa gerek. Sönük demeyelim de şey, böyle çekingensin diyelim. Onlarla konuşurken. Öyle ama gölgende kalırım. Bazen hoca bile mesela onlarla anlaşamazken ben sen anlaşabiliyorsun. İnsan, bu da güzel bir şey. Şöyle bir şey.
Mesela bazen insanları çok iyi dil bilirsin ama insanların vücut dilini çok iyi anlayamazsın. Hani ben de insanları gerçekten söylediklerini değil vücut dilini çok dikkatli izlerim. Hani ne söylemek istediğini anlayabilme yeteneğim var diyelim hani. Bilemiyorum. Öyle ama insanlarla anlaşabiliyorum. Peki sınıfa gittiniz. İlk gününüz. Evet. Daha tanışmamıştınız. Doğru. Kibar ablanın zaten 3-4 senelik bir Fransızca tecrübesi var. Aynen. Şimdi senin ilk günün. Gene A1'desiniz zaten. İlk kur oluyor bu. A1, A2, B1, C2 diye 6 tane kur var zaten. Hocalarla tanıştığınızda nasıl bir duygu içerisindeydiniz? Çünkü sınıftaki çoğu insanı tanımıyorsunuz. Bambaşka milletlerden, bambaşka yerlerden geliyorlar. Kimisi sıcak iklimden, kimisi soğuk iklimden. Bunu zaten biraz önce söylediniz. Bambaşka kültürlerden geliyorlar. Aynen. Siz nasıl adapte olabildiniz buna? Nasıl alıştınız? Abla sen anlat istersen. Sen önce A2'deydin zaten. Şöyle. Beni düşürdüler mi abla? Yok hayır beni düşürmediler. Şöyle olduğunu söyleyeyim. Aslında ben ilk sınava girdikten sonra bana şey dediler. A2'desin çünkü anlıyorsun yavaş konuşulduğu zaman iletişim kurabiliyorsun. Ben de şey dedim hayır dedim ben Fransızcayı bilmiyorum sadece anlıyorum ama gramerde sıfırım. Hiçbir kursa gitmedim. A1'i istiyorum sıfırdan öğrenmek istiyorum. Hoca dedi hayır A1'e gönderemeyiz sen iyisin. Sonra kursa gittiğim zaman yani A2'ye gittiğimde yazamadım. Bunlar benim doğruyu söylediğimi bir şekilde inandılar. Hani evet bu anlıyor biraz konuşabiliyor ama grameri yok. Sonra A1'e gitmek istiyorum tekrar söylediğimde üstte yazı yazdılar kabul ettiler. Hani kişi grameri bilmiyor ama konuşabiliyor. A1'e geçtim Fatih ile tanıştım. Hocayı ilk gördüğümde şöyle bir izlenimim var benim. Hani üniversitede evet güzel bir eğitim var, sosyal aktiviteler çok. Buraya gelip Fransızca öğrenmek isteyen biri için gerçekten öğrenmek istiyorsa hani başka bir bağlayıcı etkeni yoksa öğrenebilir. Ama daha böyle eğitim kalitesini daha yüksek bekliyordum. Onun biraz altında gördüm çünkü şey potansiyelen üniversite olunca benim gözümde şey gibi geldi. Hani mesela eğitim seviyesi biraz daha tık üstünde diye düşünüyordum ama biraz altında gördüm. Bu benim düşüncem. Eğitim seviyesi derken abla bence şey yani böyle tabandan çok böyle anlaşılır ve düzgün söyleyeceğini düşünüyordum. Yani düzgün anlatılacağını düşünüyordum. Ya da ben de öyle düşünüyordum. Çünkü çok seri mesela atıyorum. Birden ona kadar yazıyor. Kalanını ezberleyin ya da ne bileyim dışarıda öğrenin gibi aslında bir durum var. Aslında şöyle evet doğru Fatih ama Tarık şöyle bir şey var. Burada dil eğitimine gittiğin zaman normal bir kursa gitmediğin için sana şunu söylemeye çalışıyor. Burası üniversite ve üniversitenin seviyesi bu. Çünkü aynen. Sen bu seviyenin üstündesin diyor. Aynen yani bir zemin olması lazım. Yani ben sana harf ve hece öğretemem. Sen bu kapasitesinin üstündesin. Ben sana Fransızcayı nasıl öğrenmen gerektiğini öğretiyorum. Sonrasını sen öğreneceksin diyor hoca. Aynen. Yani gerçekten aynen. De onu söylüyor. Onu orada zaten anlıyorsun. Çünkü şey gibi hissediyorsun kendini. Ya ben bu kadar Fransızca biliyorsam kursa neden geleyim ki? Hoca niye bu kadar hızlı anlatıyor? Çünkü sana şunu söylüyor. Ben sana öğretmen gerekeni öğretiyorum. Nasıl öğrenmen gerektiğini yol gösteriyorum. Sonrasını sen öğreneceksin. Ama sen çalışmazsan hiçbir zaman Fransızca öğrenemezsin. Ama şöyle diyebilir miyiz abla? Sadece okula gitmekle öğrenemezsin. Minimum düzeydeki yani benim gibi minimum düzeydekiler için bence bir tık fazla gibi geliyor bana. Yani nasıl diyeyim? Üstte kalıyor gibi hayır, okul şeyi, sen mesela, derecesi. Uy, ama hayır. Hani hiç bilmiyorsa mesela. Ama sen mesela okula çok fazla gelmedin. 1,5 ay, 2 ay geldin. Fatih bana okulu bıraktı. Ama Fatih şöyle. Hayır. Ben ilk, de öyle ilk düşünüyordum. İlk dönemlerden bahsediyorum. Mesela ben ilk geldiğimde sınıfa ama işte girdim. Ama zaten şöyle. Kağıdı kalemi temel, koydum mesela. Tartışmayın arkadaşlar. Tamam temel şu zaten. Sana seni zorluyor. Zorladığı zaman sen Fransızca öğrenebiliyorsun. Basit bıraktığı zaman öğrenemiyorsun. Mesela kültür dersinde sana Fransız kültürünü öğretiyor. Şöyle bir gramer veriyor ya da Şengal'deki ilk başkan. Hı hı. Mesela hiç Fransızcayı bilmeyen biri onu okuduğunda anlıyorsun değil mi artık? Çünkü sonra kurs bittiğinde şunu anlıyorsun. Aslında sen onlarla Fransızca öğrendin. Onlar zaten temelini orada oturtuyor. Sana diyor ki mesela hoca ben dışarıdaki gibi kurs gibi sana şey öğretemem cümle kurmanı. Ben bir yazı önüne geldiğinde nasıl okuduğunu anlayabilirsin. Sana bir üniversite öğrencisi eğitimin iyi. Burada nasıl bunu algılayabilirsin onu öğretmeye çalışıyorum. Ama şöyle sen kalsaydın dönemin sonuna kadar Fatih zaten onu çok net anlayabilecektin. Ama kalmadın isin arkadaşım. Yok mesele şu. Fatih niye bıraktın okulu? Kısa yoldan para kazanmanın peşindeyim. Mesele şu abla bence. Yani şu. İlk geldik mesela hani sınıfa ilk geldik. Ben de Türk de yoktu. Tek Türk ben vardım. 11-12 kişiydik zaten.
mesela demek ki benim beklentim çok aşağılardaymış. Gelir gelmez önüme kağıdı koydu, dedi ki adını, soyadını, nereden geldiğini, niye geldiğini, hangi okuldan geldiğini yaz. Çünkü... Ha, diyeceksin ki bunu nasıl anladın? Hep bir şekilde senin dediğin gibi jest, mimik, hareketlerden tahtaya yazdı, kendi adını yazdı, ne iş yaptığını falan anlattı. Bunu bu şekilde anladık. Yani bence bu ilk seviye için, A1 için bence bir tık fazla. Bunu cevap verebilir miyim Tarık? Tabii. Yani şöyle, şahsi fikri. Tabii kavga etmeden ama. Tamam. Kavga etmeyin. Şöyle Fatih kardeşim. Şöyle mesela şimdi buraya üniversite dil eğitimine gelen çoğu kişi öğrenci. Kendi tamam. ülkesinde ya Fransızca az da olsa bir kursa gidiyor ya da gramer ağırlıklı çalışarak geliyorlar. Çünkü amaç tabii. buraya Fransızca öğrenmeye geldiğinde temelde biraz eğitimini almış oluyorlar. Onlar da bunu biliyor. Çünkü seni bir seviye tespit sınavına sokuyor. Orada sadece yeterli olman. Mesela çok az konuşuyorsun ama hiç yazamıyorsun. Anlıyorsun ama anladığını ifade edemiyorsun. Yine A1'e gönderiyor seni. Çünkü orada şey düşünüyor. Sen zaten temelden birazcık olsun Fransızca'nın ne olduğunu bilerek geliyorsun buraya gibi düşündüğü için sana o temelin üstüne çıkarmaya çalışıyor. Tamam, aslında aynı şeyi söylüyoruz abla. Diyorum ki yani örnek veriyorum, bu kanaldan gelecek olanlar varsa mesela benim gibi düşünüyorlarsa böyle düşünmesinler. Aynen, altyapıları oluşsun gramer, gelsin. En azından bir Fransızca kelimeyi duyduğunda yani harfleri en azından çok az da olsa bir kursa gitmese evde bakması gerekiyor. Aynen. Çünkü geldiğinde gerçekten burada da çok yoğun çalışmıyorsa Fransızca dersine kendini kötü hissedebilir, algılayamıyor muyum, anlayamıyor muyum, sınıfta kendini kötü hissedebilir. Fatih'den bahsediyorsun. No, yok, genel olarak yok, hani şimdi, benim de bazen anlayamadığım, mesela hoca çok hızlı konuşuyor, anlayamadığım noktalar oluyor. Bazı hocalar böyle şey yapabiliyor, tersleyebiliyor seni. Hani, tabii. Bir kez söylüyor, ikinci de bırakıyor. Evet. Ya da hani, şey var, dediğin gibi alfabe olayı var. Mesela A, B, C, D, E, F gidiyorsun mesela. Bunlardaki yani bizdeki C, bunlarda S olarak geçiyor. Çünkü alfabe farklı. Böyle en azından belli kuralları bilirse bu tabii güzel olabilir. Tabii öğrenip gelirse onun için çok bir artı avantaj. İstiyorum ben. Plus yani artı önde aynen, olmuş olur. Aynen. Burada zorlanmaz. Aynen. Yok, demek istediğim aslında o. Yani beklentiden kastım o. Neyse, sıkıcı anılarınızı bitirdiysek bence daha böyle eğlenceli yerlere anılar, gidelim. Çünkü buraya okula gelmek isteyen kişileri gerçekçi neyse onu söylemek en doğru aynen, şey geldiğinde aynen. Çünkü bir hayal kırıklığı yaşamak insanın hayatında, çünkü çok para ödüyorsun kursa, üniversiteye geliyorsun, beklentilerin, hayallerin çok farklı ve birden çöküntüye uğramak çok kötü bir şey. Ama gerçekten farklı bir dil öğrenmek, farklı bir şehirde, farklı bir ülkede çok güzel bir duygu. Farklı kültürleri tanımak, dünyanın her yerinde arkadaşların olabiliyor mesela. Aynen. Şimdi bizim Fatih'le Küba'dan, İspanyol, Brezilya, aynen, Kore, aynen. Yani... Gürcistan'da var. Gürcistan, uy be, bir sürü arkadaşımız var. Hani kontağımız var mı şu an, var yani iletişimimiz var mı var. Ama güzel bir duygu bence. Hani ben bunu önce yaşamadığım için belki imkanım olmadı ama bence herkes 2 ayda olsa başka bir ülkeye gidip dilini öğrenemesi, farklı bir kültürü tanıması için bir fırsat yaratmalı kendine. Çok güzel bir duygu. Aynen, buna katılıyorum. Yani ben de mesela bazen konuşamıyorum ama konuşamamana rağmen insanların sıcakkanlığı, biliyorsun mesela bizim sınıftaki İspanyollar falan. Gayet... Kültürlerimiz biraz sanki şey onlarla. Yok, yakınlıktan ziyade sıcakkanlı oldukları için bir şekilde öyle veya böyle iletişim kurabiliyoruz. Evet. Sağ olsun, tabii sen de yardımcı oluyorsun. Bazen çevirmenliğine ihtiyacım oluyor ama hani bir şekilde dediğin gibi her milletten tanıdığın ya da çevren oluşuyor. Çünkü bu Türkiye'deki ne bileyim Malatyalı'yla işte Karadenizli'nin şey değil. Bu bildiğin ülkeler arası yani. Evet, çok farklı. Çok uç noktadaki bir insanla mesela sen Çinlilerle, Korelilerle de anlaşabiliyorsun. Bu güzel bir şey. Ben anlaşamıyorum, sen anlaşamıyorsun. Çok, tabii mesela şey, pardon, çok anlaşıyorsun. Çekingen bir insan olur mesela. Aynen. Kursa gidecektir. Konuşamıyordur, kendini ifade edemiyordur. O tabii ki zorlanacaktır. Tabii. Tamamen bu kişilik yapısıyla, imajla değişken. Karakter. Ama söyleyemedim ya. Şöyle de bir şey var. Mesela benim sınıfımın Türk olması, hani senin olman bazen güzel oluyor. Neden? Çünkü Türkçe soruyorum. Sen karşılığını biliyorsan. Aslında kötü. Aynı sınıfta aynı dili konu. Hayır. Çünkü sen bana adapte olduğun için hocayı dinlemiyordun. Hayır şöyle. Aslında anlayabiliyordun ama yoğunluğunu bana verdiğin için hocayı benden iyi anlıyordun bazen. Ama sen bir umut olarak kibarı görüyordun. Abla ne dedi? Abla o değil. Demek istediğim o değil. Hani, tamam hani bazen hoca soru soruyor ya kişisel. Hı-hı. Hani abla atıyorum Türkçe'de tamamen söylemek için söylüyorum. Kalem ne demek diye soruyorum ya. Mesela sen de cevapladığın zaman o zaman kurduğum cümle mantıklı bir cümle oluyor. Ama kalemi bilmediğim zaman ne oluyor? Kuramıyorsun. Ha, kuramıyorum. Mesela ben telefonu çıkarıyorum ve işte bir saniye falan. Ben bakayım. Ha, mantıklı olmuyor ama birinin dediğin gibi katılıyorum. Yan yana olmasa bile yakın çevresinde bence olması bazen güzel.
Ama bazen de şöyle bir durum söz konusu oluyor. Dediğin gibi konuşmaya, sohbete sardığın zaman da dinlemiyorsun ve bizi biliyorsun. Bazı hocalar ayırıyordu. İki Türk no. Yan yana olmaz. Yan yana olmaz. Çünkü konuşuyorsun. Bir de buraya mesela Tarık Dil okuluna gelmek isteyen, Fransa için diyorum. Hani birçok ülkeyi çok iyi tanımasam da birebir mesela İtalyanlar, İspanyollar biraz daha sıcaktır bizim kültürümüze. Biraz yakındır. Ama Fransızlar, hani burada ben 4 yıldır yaklaşık buradayım ama Fransızlarda gördüğüm şu, muhtemelen sen de fark etmişsindir, çok mesafeliler. Yani bizim gibi değiller. Arada böyle bir çizgileri vardır. O mesafeleri farklıdır. Hani buraya gelen biri şey düşünebilir, aa bunlar çok mu ırkçı, çok mu kötüler? Değiller. O insanların kültürleri, yapıları, yetişme tarzlarından dolayı mesafeliler. Bütün insanlara karşı öyleler. Hani bunu zamanla anlıyorsunuz. Hemen böyle bir hayal kırıklığına uğrayıp aa bunlar ne kadar kötü demeyelim. Peki sınıftaki arkadaşlarına dışarı çıkıyor musunuz? Okul size sosyal aktiviteler sağlıyor mu? Evet. Mesela okulda sosyal aktiviteler oluyor, sinema oluyor. Şey de var abla. Milletler arası nasıl diyeyim, film festivalleri gibi bir şey varmış. Evet. Amfide varmış. Uy, şeyle gitmiştik galiba. Ben gitmeden önce en son onları biliyorum. Arkadaşlar A sınıfından gidenler olmuştu. Instagram hesabında gördüm. Okulun çok sosyal aktiviteleri oluyor. Takip edersen sürekli internet sitesinde de afişleri oluyor. Avantajları da çok var. Çok avantajlı çünkü zorunlu iletişim kurma gereğini duyuyorsun. Yani onunla anlaşabilmen için zorlansan da bir iletişim kurursun. Bu da aynen, senin için dili geliştirmen için büyük bir avantaj. Şeyler de var abla. Ayrıca zaten sen ekstra böyle sıcakkanlı olduğun için dışarıda da buluşuyorsun zaten. Sen de buluşuyorsun arkadaşlarımla. Ben buluşuyorum. Ayrı ayrı bana haber vermiyorsun ama gidip buluşuyorsun. Ben de buluşuyorum. Ben çeviriden anlaşıyorum bir şekilde ama senin böyle ekstra sıcakkanlılığından olduğu için geçen ben ya de ben sizin, çok fazla... geçen ben de senin sınıftakilerle resmini gördüm. Bensiz evet, kafeye gitmişsin. Aynen. Okul çıkışı. Bu da var. Bu da var. Okul çıkışı kafede buluş, hep beraber gotu yedik ama sen bana da mesaj atabilirdin. Kursa gelmemiştin. Okul çıkışı. Atabilirsin. Ama üniversitenin şeyindeydi, kafeteryasında ama sen gelmemiştin okula, o yüzden maalesef orada olamadım ya, Fatih. Okulun şöyle bir güzelliği var. Spor salonlarını sanırım 3 tane mi seçiyorsun? Öyle bir şey olması lazım. 3 farklı spor dallarını seçip 50 euro gibi öyle bir miktarlarda para verdiğin zaman da bu üçünü istediğin zaman yapabiliyorsun. Bence çok güzel. Okulun zaten yakında sosyal aktiviteleri şey çok vardı, güzel. Yüzme yeri var mıydı? Var. Pisin? Havuz var. Havuz var. Spor aktiviteleri çok var, fazla var. Yani güzel yani. Bence güzel. Gelen bir insan burada spor konusunda da belli kültürel etkinlik konusunda sıkılacağını sanmıyorum. Aynen. Yani gerçekten buraya hedefi dil öğrenmek için gelen bir öğrenci için okulda biraz da öyle plus yani artı sosyalse, okuldaki derslerine de gidiyorsa, dışarıda da biraz ders çalışıyorsa, bir dili öğrenmemesi için hiçbir sebep yok. Hiçbir sebep yok. Aktivitelere katıldığı zaman otomatikman zaten oluşur diye düşünüyorum. Demek ki ben aktivitelere katılmadığım için olmamış. O artı avantaj sağlıyor tabii ki. Bir çünkü... de sürekli pratik yapman lazım. Aynen. Değil aynen mi Tarık? Pratik olmadan olmuyor. Kesinlikle. Şimdi o zaman beklentinizle karşılaştığınız arasında bir fark var mıydı? Yani ben bu okula gittiğimde bu 3 aylık süreçte Fransızcam gerçekten uçacak ya da hiçbir şey bana katmayacak dediniz ve şu anki durumunuzla bunu karşılaştırabilir misiniz? Soru biraz komplike mi oldu? Yok, çok net bir soru oldu. Şöyle, ilk başladığında aslında ne kadar, ben bazen başta söyledim, ne kadar saçma aslında şey dedim. Hani öğretmeye mi çalışıyorlar, zaman mı kazanmaya çalışıyorlar? 2 ay içinde çünkü bu kadar Fransızcayı zaten hiç kimse, Fransızca çok zor bir dil. Yani bir İngilizceye göre ya da diğer dillere göre gerçekten zor bir dil ve bu dünyada kabul edilmiş zor olduğu ben de söylemiyorum. 2 ayda öğrenmen zaten mümkün değil. Ama şöyle bir şey, 2 ayın sonunda hani ben de dönem dönem kursa gidemediğim zamanlar oldu. Aslında temelde sana oluşturmak istedikleri şu, biraz Fransızcayı kulak aşinası olarak anlayabilmen, önündeki yazıyı okuyabilmen ve onu az da olsun algılayabilmen. Yani onu o seviyeye seni getiriyorlar zaten. Sen bunu dönemin sonunda anlıyorsun. Ama şöyle bir şey. Yani hiç kimse dünyada ben bilmiyorum. Belki de ben bilmiyorum. Yani 2 ayda çok iyi bir seviyeye gelemez. Ama temelinde bir şeyleri oturtabiliyorsun gördüğüm kadarıyla. Hani belki ben daha önce kursa başlamış olsaydım şu an çok ama çok iyi bir seviyedeydim. İnanıyorum hani gittikten sonra bundan daha da emin oldum. Sen Fatih. Bununla ilgili ben de şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii ki belki abla bu senin şundan dolayı olabilir. Hani burada birkaç yıl geçirdiğin için bu sana avantaj ya da ne bileyim söylediklerine şu konularda katılmadığım yerler var. Çünkü birincisi
yeni gelen bir insan için çek kopar veriyor. Bunu doldur. Sonra konuşalım. Bunu doldur, konuşalım. Anlatmıyor, örnek vermiyor, göstermiyor. Bir defa bence bu eksidir. Ha diyeceksin ki sen çalış, sen yap. Bu ne kadar mantıklı bilmiyorum. İkinci olanak olarak da hocaların bazılarını ben seviyorum. Bende bir sıkıntı yok ama problemler yaşayanlar gördüm. Hani örnek veriyorum, bir soruyu iki kez sorduğu zaman da evde öğren ya da ne bileyim. Çalışman gerekiyor. Daha sonra öğren dediklerini de duydum. Evet. Çünkü bizde bilmiyorum hani herkeste böyle mi ama biz algı olarak mesela iyiyiz. Fonetik dersinde örnek veriyorum, hoca söylediği zaman da ben anlayabiliyorum bazı şeyleri ama diyorum İspanyollar anlayamıyor ama hoca bunu çok irdelemiyor. Bir kez soruyor, iki kez soruyor, üçüncü de telaffuz edemezse geç. Başka bir soruya geç. Yani bence kalite olarak çok, ben açık konuşmak gerekirse çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Ama şuna katılıyorum. Geçmişinizde yani böyle bir düşünceniz varsa buraya gelecekseniz bence öğrenin. En azından alfabesi, sayılar, işte belli ufak kelimeler, anlamlarını falan öğrenin. Çünkü ben zorlanıyorum. Yani baya baya zorlanıyorum yani. Sağ olsun gene dediğim gibi Kibar abla birçok konuda bana çok yardımcı oldu. Ama bence kalite olarak çok da iyi demiyor. Düşünmüyorum. Belki diğer ya okullar iyidir. Bunu söylemek istiyorum. Şöyle benim anladığım kadarıyla okul, anladığım kadarıyla değil, eminim ve netim. Hocalarda şu var. Mesela buradaki öğrencilerin çoğu bir kur yukarı çıkıp oturumunu uzatması için kurstan geçmesi gerekiyor. Artık doğru. Hocanın da avantajı var. Hani kendi kanaatini kullanıp not ortalamasını yükseltebiliyor. Hı hı. Şimdi hocalar da bunu bildiği için öğrencilere davranış biçimi değişiyor. Çünkü onların kendine muhtaç olduğunu hissettiriyor. O aslında hocada oradan değişiyor şeyler, davranış biçimi. Bundan eminim ve netim. Çünkü onlarda çok iyi analiz ettim bunu. Hani tamamen seninle alakalı. Kendini ona muhtaç bırakmayabilirsin. Yani anlamadığında, başka bir dili biliyorsan ona. Hayır ben anlamadım. Bana bunu anlatmak zorundasın diyebilirsin ona. Çünkü sen oraya para veriyorsun kursa gitmek. Ama şimdi şöyle. Yani bir ton para ver. Şimdi şöyle bir şey abla. Şimdi ben bilmiyorum mesela. İngilizce de bilmiyorum. Hoca da İngilizce bilmiyor. Türkçe bilmiyor. Türkçe anlatamıyorsun. Zaten eksidesin. Sen gelmeden önceki öyleydi. Yaklaşık ben... O zaman ne yapmak lazım biliyor musun Fatih? Seni çok rahatsız eden bir noktada eve gidip Fransızca o kelimeyi bulup madem sizin kaprisinizi çekmek istemiyorum, ben para ödedim ve bu dili öğrenmek istiyorum diyeceksin. Direkt... Seto bitti. Değil mi Tarık? Bu kadar. Okulun dışında ben bunu öğreneyim. Bunu mu sürekli söyleyeyim hocam? Sürekli değil. Bunu söylediğin zaman zaten o sana yaklaşım için farklı yok, olacak. Yok demek ama ben şuna katılmıyorum abla. A1'den A2'ye geçişlerde ya da A2'den A3'e geçişlerde çok bir şey yok ki. A1'den A2'ye. B2'ye. Aynen B1. A2'den de B1'e. Şöyle bir şey sıkıntı var. Zaten otomatikman bir şey yapmadığı sürece geçiriyorlar. Derslere gelsen. A2'ye geçiyorsun zaten otomatik. Kalan ben görmedim yani. Yok A2 ile A1 herhalde ilk olursam bir ben varım. Yok hayır A1 ile... Sen kaldın zaten. Devam belli olmaz. Yok yine belki, kalmıyor. Belki A1 ile A2'de kalma yok. Çünkü sana bir sertifika vermiyorlar okula gittiğine dair. Aynen. Ama B1 ile B2'de sertifika verdikleri için dönem sonunda bir sınava giriyorsun. Aha, sınavı zaten geçemezsen, hocayla alakalı bir durum yok. Sınavı geçemezsen sana sertifika vermiyorlar. İstiyorsan tekrar devam gidebilirsin, parasını ödeyip. Kimse sana niye geldin demiyor. Bence geçirmelerinin bir tık sebebi de hocalara da bunun sebebini soracaklar yani. Bu kişi bütün derslerden iyi, yani normal bir şeyler yapabilirken sizin dersinizde biliyorsun iyi kötü sınav oluyor. Neden yapamıyor diye soracaklar. Şimdi açıklayamayacak. Açıklama sebebi olabilir mi? Açıklayamaz onu ki. Onu bilemiyoruz. Biz sadece tahmin yürütüyoruz. Onların mesela, çalışma koşulları nasıl ya da üniversitenin şeyi nasıl bilmiyorum. Bilmiyorum. Bana bazı konularda eksik geliyorlar ya. Yani bir üniversite seviyesine göre dediğin gibi tabii ki bana tutup da zeminden anlatamaz. Minimumdan anlatamaz ama belli şeylerde bence çok üstten geçtiklerini düşünüyorum. Yani çek koparla da bir insana ne kadar şey öğretebilirsin diye sorguluyorum. Ama şuna da katılıyorum. Kim ne derse desin. Kesinlikle bir insan evde çalışmalı. Ben çok çalışmayan biriyim. Üstünde durmalı evet. Yazmayı da sevmeyen biriyim. Ben de çok çalışmıyorum. O yüzden problem yaşıyorum yani onu söyleyeyim. Karşılaştığınız en büyük zorluk dil hariç. Dil dolayısıyla karşılaştığınız zorluk oluyor aslında. Çünkü yani. Dil hakkında çok konuştuk. Adam dil kursu olduğu için çok fazla konuştuk ama ben size özel olarak duygularınızı biraz öğrenmek istiyorum. O yüzden dil haricinde başka karşılaştığınız zorluklar oldu mu? Ama şöyle temelinde gene dilimize çarpıyor bu nasıl olay. Nasıl mesela duygu anlamında derken birinin duygusunu hissedememe mi onun senin duygusunu hissedememe mi? Yok, dille alakalı konuşmuyorum. Mesela gittiniz, dersler çok uzun olduğu için
sıkıcıydı ya da ne bileyim okuldaki arkadaşlarım çok iğrenç insanlardı ya da çok kabalardı. Bununla ilgili ben sıkıntı yaşamadım. Ben de sıkıntı yaşamadım çünkü bizim sınıfımız çok hepsi mükemmel, janti, süper yani süper derken iyiler, böyle güler yüzlü herkes. Gülmese de ben zorla güldürüyorum ona, neden gülmüyorsun diyorum. Mesela. Zaten şöyle bir şey, hoca da... Ulan zorba olan sensin abla. Biraz. Mesela canım sıkılıyor derse hala böyle saçını çekiyorum. Baksana, konuşsana, niye susuyorsun? Ya biraz da olduğun ortamı mutluluk katacak kişi sensin aslında. Hani herkesten bir şeyler beklemekten ziyade biraz... Bununla ilgili ama problem yok bizim sınıfta. Sınıfta yok, evet. Okulda da yok abla. Herkesi çünkü... seviyorsunuz yani. Yok şöyle. Anlaşıyoruz diyelim. Seviyoruz yani. Demeyelim. Ya örnek veriyorum, dersten çıkmak istiyorsan söylemen yeterli. Yani hatta söyleyemiyorsan bile işaret yap. Çık, kimse bir şey demiyor. Sevmediğiniz kimse yok. Yok, biz herkesi çok seviyoruz. Herkes seviyor. Ya çünkü herkes... Ayırt etmek yok. Aslında herkes dışarıdan geldiği için... Onlar da burada yabancı, kimse yok. Onlar da bizi merak ediyor aslında abla. Evet, herkes birbirini çok merak ettiği için herkes birbirine karşı çok iyi böyle yani. Ben henüz okula böyle ukala... Evet, aynen. Böyle insanları tersleyen birini görmedim, karşılaşmadım henüz. Herkes birine yardım etmeye yani, çalışıyor. Yani zaten on, ne yani biri değil okula gelmek istiyorsa korkmasına gerek yok. İnanın oradaki herkes aynı duyguyu yaşıyor ve herkes birbirine çok yardım etmek istiyor. Doğru, buna katılıyorum ama. Mesela İspanyollardan bir tanesi ilk zamanlar sen yokken bir İspanyol bir de Gürcistanlı. Çocuklar. Sağ olsunlar yani grup olacağı zaman direkt geliyorlardı. Hani çeviriden falan bayağı anlaşıyorduk. Yani gerçekten sıcakkanlı olduklarına ben de düşünüyorum. Ve yardımseverler. Dediği gibi her yerden olduğu için insanlar da seni tanımak istiyor zaten. Kimse sana ön yargıyla geleni görmedim. Böyle bir problem yaşamadım yani. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Bugün bu videoyu çektiğimiz için. İzleyecek arkadaşlara da çok fazla yardımınız dokunduğunu düşünüyorum ben. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yoksa kapatalım mı? Bize zaman ayırdığın için biz teşekkür ederiz Sarp. Seviyorum sizi. Görüşmek üzere.